Ne oldu Ali? Anne, sahilde buldular. Anne! Kayalıktan atmış. Bir saat önce bulmuştu. Evet. Neden yaptın? Anne! Sana bıraktı o. Başın sağ olsun. Emrah'ım, canım oğlum. Beni affet. Çektiğim acılara daha fazla tahammül edemedim. Şifasız hastalığım sana da acı veriyordu. Emrah, bugüne dek babasızlığın acısını çok çektin oğlum. Baban ölmedi. Antalya'da, Kemer'de yaşıyor. Gazeteyi boşuna saklama. İntihar eden kadının bırakıp kaçtığın karın olduğunu biliyorum. Karı öldü. Hala kıskanıyorsun lan. Kıskanmıyorum, acıyorum zavallıya. Benim de hayatımı mahvettin. Başlama anne. Sen sus kız, sus! Yalan mı? Babanın tembelliği, içkisi sizi de bıktırmadı mı? Dayaklarını unuttun anne. Sıradan geçirirdi bizi. Kaşınma lan, alırım ayağımın altına. Sakın deneme baba. Artık çocuk değilim. Vay kıçımın kenarı. Adam mı oldun lan? Uğraşma şu çocukla. Sen şımarttın bunları. Aman baba. Şımaracak bir ortam var sanki bu evde. Beğenmiyorsan işte kapı. Bir gün baba. Mutlaka gideceğim bu evden. Herkes gitti. Bir ben kaldım. Sus kız çarparıma. Dokunma ona. Çocukların benim için çok kıymetli. Tamam mı? Ben de onların babasıyım. Babalık mı ettin sanki? Biz çalışıyoruz, sen yiyorsun. Allah cezanı versin. Başın sağ olsun. Üzülme. Ölenle ölünmüyor işte. Takdiri ilahi. Biliyorum Ayşe teyze. Annem yaşamı boyunca hiç gülmedi. Ben de güldüremedim onu. Allah kahretsin kanser denen illet. Bulamadılar çaresini. Her gün ölüme yaklaşıyordu annem. Ben de hiçbir şey yapamıyordum. Buradan gidiyorum Ayşe teyze. Hakkını helal et. Helal olsun. Ama nereye gideceksin? Antalya, Kemer'e. Babam orada yaşıyormuş. Annemin son arzusu bu. Güle güle yavrum. Sıska ama... Ezberleyemedim mi? Kopya verin şuna ya. Oğlum lingo lingo şişeleri söyle bari ya. Kesin şamatayı. Sana da aferin Burak. Hani ezberleyecektin? Ezberledim hocam ama heyecandan dilim tutuldu sanki. Bu kaçıncı ama?
İkinci provaya kadar sana zaman tanıyorum. Yapamazsan değiştir. Ben adayım hocam. Bu gerizekalı nasıl olsa yapamayacağım. Bu yolda yürüyemez hocam. Siz bunu boş verin. Ciddi olalım çocuklar. Kendinizi yormayın hocam. Cıvıklığa bayılırlar. Provaya devam edelim mi? Sen iyisin Arzu. Ama sakın şımarma. Bir yıldız olacaksın sen. Ben de ilk hocan olarak seninle gurur duyacağım. Teşekkür ederim. Görüşürüz çocuklar. Ya sözleri niye unutuyorum sanki? Man kafasını da ondan canım. Tebrik ederim Arzu. Muhteşemdin. Biraz abartıyorsun. Hayır kesinlikle. Sana hayranım. Benden çok da abim. Ah, yakışıklı çocuk işte orada bize bakıyor. Seni fark etti. Provada şahaneydin ya. Saçmalama Defne. Bahse girerim sana çıkma teklif edecek. Provada gözlerini senden ayıramadı. Kapa çenemi. Hı. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Şahaneydin Arzu. Seni izlerken büyülendim. Bu sözleri çok kişiden duydum Cem. Değişik sözlerim de olacak Arzu. Tabii çıkma teklifimi kabul edersen. Ay, havalar da birden ısındı. Defne doğru söylüyor. Yat da koyları dolaşmaya ne dersin? Üzgünüm Cem, düşünmüyorum bile. Ben hemen ümitsizliğe kapılmam Arzu. Düşünsen iyi olur. Görüşürüz çocuklar. Bye bye. Aman Allah'ım. Bahse girerim Cem'i kemerde reddeden tek kız sensin. Bunu yaptığına inanamıyorum. Kimi reddettiğini farkında mısın? Evet canım farkındayım. Bana teklif etse iki gün gözüme uyku girmez. Herkese haykırarak ilan ederdim. Bütün kızlar sıra bize gelsin diye bekliyor. Bütün kemer ona hayran. Hayır canım. Herkes onun sahip olduklarına hayran. Şu halinize bakın. Cem sanki hayatınızın fırsatıymış gibi. Aa. Tabii ki hayatımızın fırsatı. Kemer'in bütün kızları o aileye gelin gidebilmek için can atıyorlar. Cem hem çok yakışıklı hem zengin hem de güçlü. Of. Bu saydıklarınız benim için önemli değil. Benim çıkacağım insan bana bir şeyler vermeli, beni heyecanlandırmalı. Yoksa öyle biri mi var kız? Belki güleceksiniz ama rüyalarıma giren biri var. O bir gün gelecek, eminim. Babam bizi terk ettiğinde sen 3 yaşındaydın oğlum. Ona sakın kızma, babandır. Ben onu affettim. Sen de affet oğlum. Seni evine götüreyim Arzu. Sağ ol Cem, yürümek istiyorum. Öyle olsun. Unutma teklifim hala geçerli. Ben çok inatçıyımdır biliyorsun. Ben de. Arzu, anladım taktiğini kız. Neymiş taktiğin bakalım? Kaçan kovalanır derler ya o hesap. Boş versene Gülçin. Ben o taktiği çok denedim. Kaçtım ama peşimden kovalayan hiç olmadı. Arzucuğum sen rüyandaki çocuğu bekle canım. Evet bekleyeceğim. İnanıyorum. O bir gün gelecek. Affedersiniz, bakar mısınız? Kimi aradın? Tahir Kan Suyu. Evet, burası. Sen kimsin? Şey, oğluyum. Bekle bir dakika.
Hayır, kalk, misafirim var. Kimmiş ya gecenin bu saatinde? Ne bileyim, git kendin sor. Kimsin? Ben Emre. Senin oğlunum. Kimsin? Kimsin? Oğlunum. Annem öldü baba. Baba baba. Baba deyip durma be. Aman. Çok acıklı bir kavuşma. Baban olduğumu şimdi mi hatırladın? Senelerdir neredeydin? Sanki sen çok aradın evladını. Ayıp ayıp. Bir de hesap soruyorsun çocuğa. Baba olsaydın da sahip çıksaydın oğluna. Susar çok misin? Konuşma be. Hadi sen yatağa. Defolun yatağınıza be. Kırmayın bacağınızı. Bekle. Hadi sen de gir içeri. Yatağını verelim size. Bu gece burada yatarsın. Yarın bir çaresine bakarız. Senin adın ne? Emrah. Benimki de Mine. Sen benim abimmiş. Annem öyle söylüyor. Öyle. Neden geldin? Annem öyle istedi. O da gelecek mi? Onun gittiği yerden gelinmez. Annem öldü. Affedersin. Çok üzüldüm. Şu ablamı hiç anlamıyorum. Senin gelmene kızdı ya, bütün siniri ondan. Hep böyle sinirli midir? Bu evde herkes sinirlidir. Ben hariç. Uyandın demek. Gel içeri de bir şeyler ye. Cemile kahvaltı hazırladı. Hadi gel. Çekinme. Annem çok iyi insandır. Hem seni de sevmiş. Hadi gel. Öbür tarafta kalırsın çocuklarla. Oraya sana da bir yatak atarız. Burada kalacağını sanıyorsa aklından zoru var Seda, derim. Çok ayıp. Bir şey diyeyim mi? Aslında bana sorarsınız diyorum sana ki... Sana soran yok. Gülmeyin. Önünüze kahvaltınıza dönün siz. Nerede kalacak? Yer yok. Zaten odada iki büklüm yatıyoruz. Odanın içinde çapraz yatağına düz yatarsın sığarız ablacığım. Balık istifi yani. Mehmet. Afiyet olsun. Gördünüz mü şimdi yaptığımızı? Kimsesi yok onun. Annesi ölmüş. Emrah abi. Onlara bakma sana. Saçmalıyorlar işte. Boş ver. Önemli değil bunu.
Ben zaten fazla kalabalığa alışık değilim. Buradan buraya geçmeyeceksin. Ya sen ne yapacaksın? Hep orada mı kalacaksın? Kabul et abla, iyi cevaptı. Kapa çeneni. Çocuğa bağırma. Kendini de boşuna üzme. Buraya gelip babamı bulmam annemin son isteğiydi. Buldum. Artık gidebilirim. Hoşça kal. Sen çok kötü bir kızsın. Senden nefret ediyorum. Emrah abi. Gitme abi. Boş ver onları. Ben seni sevdim. Onlar da sever zamanla. Bak. Olmaz Mine. Kalamam. Ama neden? Hem nereye gideceksin? Bir arkadaşım var, Önder. Buraya yakın bir benzincide çalışıyor. Ona gideceğim. Ara sıra gelirsen sevinirim. Gitmesen olmaz mı? Peki sen olsan kalır mıydın? Ama eve dönünce Seda'yı yapacağımı bilirim ben. Bak şimdi olmadı. Sen iyi bir çocuksun. Hem o senin ablan. Peki yapma. Benim kardeşime de bu yakışır. İyi günler. Önder Erkan'ı aramıştım. Vay Emrah, koçum benim. Hoş geldin. Hoş bulduk Önder. İyi gördüm seni. İyiyim, iyiyim. Seni görünce şaşırdım. Kemer de sen ha. Hangi rüzgar attı seni buralara? Annem öldü Önder. Başın sağ olsun Emrah. Çok üzüldüm. Gel. Uğur, bize iki çay al. Tamam abi. Babama geldim Önder. Ya dur, kafam iyice karıştı. Senin baban ölmemiş miydi? Boş ver. Uzun hikaye, sonra anlatırım. İş var mı bana göre? Yatacak yer filan. Yaratırım be koçum. Burada çalışırsın. İçeride yatacak yer de var. Sağ ol. Hey, peki okul ne oldu? Bıraktın deme sakın. Çünkü çok iyi bir talebeydin. Yo, bırakmadım. Burada devam edeceğim. Naklimi de getirdim. Seni çok özlemiştim. Hoş geldin. İyice kaptırdı kendini. Derslerini etkilemesin. Aman Rıza, kız sınıfın birincisi daha ne istiyorsun Allah aşkına? Beni çekiştiriyorsunuz değil mi? Yok canım, oyunculuğa olan tutkundan bahsediyorduk. Seviyorum baba, oyunculuğa aşığım. Yoksa uyuşturucu gibi hobilerim olsun mu istersiniz? Ay ne biçim söz öyle? Allah korusun. Tövbe tövbe. Alo. Merhaba Cem. Arzu ile görüşmem mümkün mü? Annenize babanıza çok hürmetler. Arzu, Cem kızım. Sermet Bey'in oğlu. Alo. Merhaba Cem. Üzgünüm Cem. İnan çok yoğunum. Dersler, provalar filan.
Şu anda partiye ayıracak zamanım yok. Ayrıca yarın ailemle bir programım var. Alo, Cem oğlum. Bak biz yarınki programı iptal ettik. Kızım partiye gelecek. Babana saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere oğlum. Bunu bana nasıl yaparsın baba? Cem şımarık, kendini beğenmişim biri. Peşin hükümlü olma Arzu. Cem çok iyi bir ailenin çocuğu. Sanırım çok zengin bir ailenin çocuğu demek istiyorsun baba. Zenginlik fena mı yavrum? Hele Cem gibi zengin bir ailenin çocuğu. Babasıyla da iş ilişkilerimiz var. Klasik davranış babacığım. Yani önce para söz konusu. Babanı kırıyorsun yavrum. Biz senin yarınlarını düşünüyoruz. Zenginlik çok güzel bir şey. Güzel kızım, babanla ben senin için her şeyin en iyisini istiyoruz. O sadece en zengin. Zenginlik kötü bir şey değil ki. Cem Antalya'nın en köklü ailelerinden birinin oğlu. Babasıyla da babanın iş ilişkileri var. Ona bir şans tanı. Peki anne. Üzerime atlaması için. Merhaba abla. Merhaba. Merhaba çocuklar. Mehmet, sen işe gitmedin mi bugün? Boş ver. Gece hiç uyku tutmadı beni. Ben de uyumadım. Hep abimizi düşündüm. Onun öyle boynunu büküp gidişi çok üzdü beni. Beni de. Ne düşünüyorum biliyor musun? Galiba benim düşündüğümü. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Ne işiniz var sizin burada?
abimizi eve götürmeye geldik. Büyükler küçükleri affeder derler. Sana kötü davrandık. Bizi bağışla. Ama çocuklar şey... Aması falan yok abi. İnsan kardeşinin adını hiç sormaz mı? Ben Seda. Ben Mehmet. Ben de Mine. Beni tanıyorsun zaten. Ben de abiniz Emrah. Hey! Arkadaşımı nereye kaçırıyorsunuz? Evimize götürüyoruz. Kardeşlerim Seda, Mine ve Mehmet. Arkadaşım Önder. Merhaba. 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 Emrah ya, böyle güzel kardeşlerin olduğunu söylememiştin. Söyleyemezdim ki. Çünkü daha yeni kavuştum kardeşlerime. Eyvallah, görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Hoş geldin Cem oğlum. Gel buyur. Oo, hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Arzu? Hazırlanıyor. Hemen haber veririm. Bir viskiye ne dersin Cem? Zahmet olacak efendim. Zahmet ne demek? Zevk duyarım. Eğlenceden önce bir kadeh iyi gider. Arzu, sana lal renkli elbisen daha çok yakışıyordu. Niye onu giymedin sanki? Anne lütfen, zaten hiç gitmek istemiyorum. Vazgeçeceğim şimdi. Yapma Arzu, kalbim duracak. Hadi yavrum, bekletme çocuğu. İşte kraliçem geliyor. Gerçekten bir kraliçe. Çiçekler senin yanında sönük kalıyor Arzu. Sağ ol Cem. Ben hemen vazoya koyayım. Bir şey mi kutluyorsunuz baba? Kutlama sayılmaz. Senin şerefine içiyoruz yavrucuğum. Hadi gidelim Cem. Aa, bir dakika, bir dakika. Rıza, sen çeker misin? Gecenin en hoş çifti siz olacaksınız. Bunu ölümsüzleştirelim. Abinin yaptaki kabalığını affedip davetini kabul ettiğin için teşekkür ederim Arzu. Bana değil anneme babama teşekkür etmelisin Ebru. Onlar istediler. Seni anlıyorum. Yani mantık evliliklerini benimsemiyorsun. Doğrusu bu değil mi Ebru? Mantık tamam ama duygular da çok önemli bence. Daha açık söyleyeyim mi? Abine karşı hiçbir şey duymuyorum. Tek taraflı aşk abiminki desene. Sen de farkındasın ama bir de ben söyleyeyim. Abin sana deli gibi aşık tatlı. Dans edelim mi Ebru? Ben de teklif ne zaman gelecek diye sabırsızlanıyordum. Ulan ne doymaz adamsın ha. Şimdi de kafayı Arzu'ya taktın. Yok oğlum, öylesi değil. Ona aşığım. Şansımızı deneyelim. Makinelerde yani. Nefret ederim. Jetonlar, kollar. Çok aptalca buluyorum Cem. Tamam o zaman. Bana şans ver. Narin yârim, suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Rin narin narin yârim, rin narin yârin yârim. Suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Rin narin narin yârim, rin narin narin yârim. Suya düştü hayalim. Ne olacak şimdi halim? Rin narin narin yârim, rin narin narin yârim. Suya düştü hayalim. Bak, sağ elini böyle yap, sol elini böyle yap. Şimdi bana ayak uydur, beraber yapalım. Boşuna uğraşma abla, beceremez o. Ya sen karışmasana. Öğrettiğin şeye bak, bu eve senin gibi bir dansöz yeter be.
söz değil ki baba. Tatil köyünde şarkı söylüyor. Yok ya, o şarkı söylüyorsa ben de oturduğum yerde bale yapıyorum. Emrah, müjde. Çalıştığım evdeki hanım okul aile birliği başkanıymış. Senden bahsettim, notlarından falan. Sana burs verecekler. Yarın müdür Ali Bey'e gideceksin. Sağ ol Cemile Hanım. Beni nasıl mutlu ettin bilemezsin. Çok sağ ol. Affedersiniz, sevinçten ne yaptığımı bilmiyorum. Rüyaları kaybettim. Hiç önemli değil. Kumarda kaybeden aşkta kazanır lafına çok inanır. İnancını sarsmamak için seni yalnız bırakabilirim. O neden o? Aşk yapacağın birini bulman için. Öyle biri var. Bütün dünyanın kadınlarına ne olur? Hiçbirini göremiyorum. Senden başka Arzu. Sadece sen. Oo, şair tarafın da varmış. Kızlar boşuna deli olmuyorlar sana. Alay etme. Beni senin duyguların ilgilendirir. Keyfini kaçırmak istemem şimdi. Ne demek istediğini anladım. Gel dans edelim. Sizler için canlı müzik söyleyecek olan animatörümüz Seta'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sonra ne oldu? Yani plakçı sahneye kadar gelip seni tebrik etmedi mi? Üstüne gül yaprakları atıp bundan sonra başımın tacısın demedi mi? Dalga geçme. Tamam. Beğendin mi? Fena değil. Belki biraz eğitimle... Beğenmedin. Hayır. Sadece daha iyi olabilir diyorum. Peki... Bu senin için çok mu önemli? Evet, çok. Çok sıkıyorsun beni. Odama çıkalım. Odana çıkmak mı? Sen beni ne sanıyorsun? Bırak beni. Arzu dur. Arzu Adem'e ders veren ilk kız olarak tarihe geçecek. Beni yanlış anladın Arzu. Önemli değil. Sana kızmıyorum. Ayrıca kızlar seni şımartmışlar. Geceni de berbat ettim. Senin yanında mutluyum ben. Hiç böyle olmadım Arzu. Bambaşka duygular içindeyim sana karşı. Seviyorum ya. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Ne kadar ciddi olduğumu çok yakında anlayacaksın. Seninle evlenmek istiyorum. Anlamadım. Evlenmek mi? Ne? Ciddi misin? Cem sana evlenmemi teklif etti. Çok şükür bugünleri de gördük. Evlenme teklifini kabul ettim demiyorum ki.
Saçmalıyorsun Arzu. O aileye gelin gitmen bize şeref verir. Hem Cem seni mutlu edecek her şeye sahip. Bunu nereden biliyorsunuz? Onun ortak hiçbir yanımız yok. Sanattan anlamaz. Tek bildiği eğlenmek ve kumar. Denemeden bilemezsin kızım. Neyse. Hayırlısıyla bir istesinler de. Hemen davetli listesini hazırlamalı. Nişanı herhalde tatil köyünde yapar Sermet Bey. Harika olacak, Korintya'da. Benim yeni bir tuvalete ihtiyacım var. Kiralarız. Ne demek kiralarız? Hem de kızımın nişanında. Şaka şaka. Sana en iyisini alırım. Şehrin bütün seçkin aileleri gelecek. Ne güzel. Onunla evlenmeyeceğim. Evleneceksin canım. Ve bütün kızlar kıskançlıktan çıldıracaklar. Herkes seni konuşacak. Muhteşem bir nişan ve evlilik. Tararam. Üf, çıldırtma beni. Sen ve muhteşem Cemal Bayrak. Düşünsene. Herkes onu istiyor ve o senin olacak. Kabul et. Cem herkesin hayali. Benimki değil. Seninki kim? Eyvah. Geç kaldım. Hey, kalkın üstümden. Hey küçük hanım, Mine. Hadi ya, okula kaydımı yaptıracağım. Mine, çok geç oldu. Hadi. Şşt, Mine. Hadi kalksana. Ne oluyor ya? Çok geç oldu Mine. Hadi. Kapadık mı ama dedi? Ben sana gösteririm şimdi. Ya. Mine yapma. Seda kaçta geldi dün gece? Geldi işte bir saatte. Ne yapacaksın? Kız çalışıyor. Ne demek ne yapacaksın? Bu evin ailesi benim. Benim ulan! O zaman çalış, eve para getir reis bey. Para getirmiş. İş yok işte. Ben çıkıyorum. Okula kaydımı yaptıracağım. Unutma. Müdür Ali Bey'i göreceksin. Sağ ol Cemile Ana. Hadi bakalım hayırlı olsun. Göreyim seni. Seni çok başarılı bir öğrenci olarak görmek istiyorum. 3F sınıfındasın. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Canavarına dur desene. Sırat tahtidi olduğunu bilmiyordum. İyi bir espri değildi. Sen başladın. Batı Yıkılsın hikayesi. Çok iyi bir oyundur. Evet, sahneye koyuyoruz mezuniyet balosundan önce. Siz oyuncu musunuz? Benzemiyorum galiba. Dekor da olabilirim. Saksı falan gibi mi? Olabilir. Çiçek de gerekirse deve dikeni diye seni alırız. Fark etmez. Sahnede olmak yeterli benim için. Büyük bir tutkum var. Büyük tutkun yerine küçük bir kabiliyet daha geçerli olur. Ama ne iyi. Çok tatlı bir tanışma oldu. Adım Emrah. Arzu. Çok memnun oldum. Ben de.